O gece niye söylemedin gel diye? Gel beni al gel dedi. Ben... Hayır, o gece niye söylemedin gel diye? O günü söyleyemedim. Üstüne zaten şey söylemiş, teyzem arıyor. Ben buna gel dediğimde ben de geleceğim diyor Fatih. Daha öncesinden gitmeden önce. Ondan sonra teyzem de saat 6 gibi falan arıyor. Saat işte Fatih elbiselerini istiyor, daha gelmeyecek gibisinden söylüyor. Akşamüstü 6 gibi arıyor ama gitmeden önce 2 gün 3 gün önce arıyor yani. Bir daha söyle. Ülkü. Tekrar anlatır mısın orayı? Ya saat öğlen vakti ben arıyorum Fatih'i. Evet. Ondan sonra saat 6 gibi civarlarında da teyzem abimi arıyor. İşte Fatih gelmeyecek, elbiselerini gönderin istiyor diye. O günü de cumartesi günüydü falandı. Yani kargo kapalı diye gönderemeyiz dedik. Hem elbiseler çoktu. Dedik ayıramayız falan diye. Pazartesi günü gönderelim dedik. İşte o gün ondan sonra zaten pazar günü akşamına kavga ediyor bunlar. Kanka ben geliyorum. Param da yok. Bana bilet al dedi mi? Yok, onu ben söyledim. Ben bunu gel diye söylediğimde dedim Fatih dedim param falan yoksa para göndereyim. Yani bin gel dedim bize dedim yani şuradan şurası alt üstü bir saatlik yol kuzenin, diye söyledim ben bunu. Kuzenin ailesiyle klasik kavgayı yapıyor. Gece seninle iletişim kuruyor. İşte gel gelme muhabbeti dönüyor. Sen evet. Ertesi gün Fatih'i aradın mı? Ne yaptınız diye. Fatih kaçtıktan sonra mı? Evet, kaybolduktan sonra ertesi gün. Gece konuştunuz, telefonda kapattınız ertesi telefonu gün değil ben... mi? Evet. Evet. Ondan sonra aradığımda telefonu kapalıydı galiba, ulaşılmıyordu. Teyzem aradı, Fatih dedi telefonundan saatini bırakmış, cüzdanı üstünde dedi. Ondan sonrası... Sen yok. Ne yaptın peki? Fatih ortada yok. Telefonunu, saatini evde bırakmış. Ne geldi aklına? Aklıma Instagram'dan arkadaşlarını yazdım. Askerdeki arkadaşları vardı. Onlarla genellikle sohbet ederdi böyle. Askerden zaten yeni gelmiş idi. Onlara yazdım. Dedim herhalde onların yanına gitmiştir. Bir ara Antalya muhabbeti çıkmış idi. Çalışmaya gideceğim diye. Arkadaşlarına yazdım, tek tek mesaj attım, böyle böyle Fatih sizin yanınızda mı, telefonunu bırakmış. İşte sürekli mesaj attım ben, hiçbiri de haber yok dedi yani bizim yanımızda Fatih'in yok. Fatih'in kötü söylediler. Alışkanlıkları var mı Ahmet? Kötüden kastım uyuşturucu madde. Fatih'in kötü alışkanları yok. Kötü alışkanları yoktu, tek bir şeyi vardı, alkol içerdi, o da aydanaya olurdu. Aydanaya olurdu. Şimdi çok enteresan. Evet. Fatih kaybolduktan sonra sen bir süre sonra kendi rutin ve normal hayatına geri döndün mü? Artık kendi yaşantına döndün mü? Ya şeydiniz kendi yaşantıma yani ölenle nasıl ölünmüyor. Şimdi ya biz buradan çok çabaladık yani teyzem de şey yaptı. Söyle. Devam edin. Teyzem de şey dedi, gelin dedi hatta dedi Fatih'i arayalım falan dedi yani bize. Geldin mi? Biz dedik İstanbul'u bilmiyoruz ya. İstanbul'u bilmediğimiz için gitmedik biz de. Buradan polise falan gittik. Polis dedi ailesi olması lazım dedi. Hayatım bu çocuk kapaklıda işte dedi, bulunduğu reşit yerde kaybolmadı dedi. Ki oradaki polis bu çocuğu ne yapsın? Bu çocuk İstanbul'da kayboldu. Ya, senin kuzenin gelip sende yıllarca kalıyor. Sen gelip teyzenin evinde niye kuzenini aramak için kalamıyorsun? Anlamadım. Sen İstanbul'a gidip kuzenini aramak için teyzenin evine neden gitmiyorsun? Ya biz çünkü İstanbul'u bilmediğimiz için bir de çalıştığımız için vakitimiz olmuyor yani. Gidemedik olmuyor. O yüzden dolayı işten dolayı da gidemedik. Başka hatta teyzeme de söyledim senin yani kendisine ben onu çok de sorabilirsin merak ediyorum. Yani. Kapaklı'da
Fatih'in senin dışında samimi olduğu arkadaşları var mıydı? Bir de sizin yanınızdayken babanın iddiası şu ya, bu çocuk çalışmıyor. Siz mi veriyordunuz cep harçlığını? Orada çalışıyor muydu? Ya burada askerden geldikten sonra bizde bir miktar parası vardı. Yani biz onu verdik. Altın yapmıştı bir tane falan. Biz onu bozdurduk, verdik cebine. Ondan sonra bir 10 gün çalıştı burada fabrikada. 12 saat bir işe girmişti. Orada çalıştı. Ama baba diyor ki gündüzleri yatar. Çok yoruluyordu, yatar, oradan çıktı. Gündüzleri yatar, geceleri ayakta durur. Doğru mu? Burada bizde kalırken öyle diyorum ben. Ama bu bir alışkanlık ya, bir de Ahmet'e soralım. He, orada da olabilir, doğru söylüyorsun. Ahmet? Ya şimdi 10 gün çalıştı, çok yoruluyordu. Çıktı işten, ayrıyetten kaynak işi yapıyordu zaten bu. Hı hı. Kaynağı da öğrenmişti. Yövmiye işine gitmişti, arabi işe gitmişti o. Hı hı. Ondan sonra oradan da iş gelmeyince bırakmıştı. Normal evdeydi yani, öyle çok da yatmazdı yani. En geç saat 9-10 gibisinden kalkardı yani direkt. Peki Ahmetciğim, şimdi sen onun canı ciğerisin, kuzenisin. O gece normal şartlarda sana şu cümleyi kurması lazım. Nalet gelsin bu anne babamdan, bıktım artık hepsinden, ben gidiyorum. Onu söylemedi abla, şey söyledi konuşurken, ben dedi hislerimi kaybettim dedi. Ne demek hissedemiyorum o? Dedi. Ne hissedemiyor? Vallahi abla hiç bilmiyorum. Bana öyle söyledi. Ben dedi artık dedi hissedemiyorum, hislerimi kaybettim. Gel diyen amirim dedi. Niye geldi mi? Teyzen sana bir telefon açıyor. Diyor ki bu Fatih gidiyor. Onu sen ikna et ve sen o gece Fatih'in gitmemesi konusunda sen ikna ediyorsun aslında. Eve dön diye. Doğru mu? Evet. İkna et. Evet. Ben söyledim Fatih'e. Fatih dedim git dedim. Ondan sonra sohbet arasında git dedim. Annen dedim seni bekliyor dedim. Git dedim kapıda dedim, kadın ağlıyor. Git dedim anneni üzme. O da dedi tamam dedi, gideceğim dedi. Şimdi ama sana kapattıktan sonra saat kaçta gitti, kaçta gitmedi onu bilmiyorum. Bu mesela bir büyük normal dışı. Bu da gidiyor, bu kadar telefonda annesini kapıda görmüyor. Eve gittin mi, uyudun mu, yattın mı, kalktın mı diye sen sorar. Şimdi Fatih telefonu bırakırken şöyle bırakıyor sevgili seyirciler. Kaybolduğu güne dair olan her şeyi siliyor. Değil mi? Evet. Yani 7 Temmuz'a kadar olan WhatsApp yazışmalarını, telefon kayıtlarını, arama kayıtlarını siliyor. Bir takım belli şeyler kalıyor. Onlar bizim için çok önemli. Polis inceledi mi bu telefonu? Yok, almadı. Almadı. Şimdi bu telefon üzerinde özellikle sildiği bir takım şeyler var. Şimdi Ahmet sana da soruyorum. Hislerimi kaybettim diyen kuzenin senin evinde kalan, evet, seninle abi kalan kendi canına mı kıymıştır? Başına daha evet, kötü abi bir şey mi gelmiştir? Bilerek ve isteyerek 90 gündür saklanıyor mudur? Bilerek, isteyerek 90 gün saklanıyordur abla o. Saklanıyordur. Yani artık ailesi, annesi çok arıyordu bunu. Gel, gel, gel diye oğlunu. Çok şey yapıyordu. Artık onun baskısı mıdır bilmiyorum. Askerdeki ne yaşadı bilmiyorum. Çünkü çok kötü yerde askerlik yaptı. Saklanabilmek için de bir şeye ihtiyacınız var. Gelire ihtiyacınız var. Fatih'in saklanabilecek geliri var mı? O saklanmadaki hayatını kolaylaştıracak parası var mı? Kaynağı var mı? Kaynağı yok abla. Nerede saklanır peki? Vallahi abla onu işte biz bir bilsek nerede kalacağını akıl edemiyoruz zaten. Ama şu biz da önemli Ahmet. Seni buraya bekliyorum yani, yarın. Bir dediği bir tutmuyor. O saate ben diyorsun ki kaybolduğu güne kadar defalarca onu çağırdım gel dedim. Ama o gün Esra Hanım'a diyorsun ki gel demedim. O zamana kadar gel diyen kişi sana hislerimi kaybettim, evde kavga ettim dediği zaman zaten de yerleşim alanı senin yerin. Sen niye gel demedin? Şimdi o zamana kadar ben niye diyor gel demedim abla? Ben bir hafta boyunca mesaj attım, aradım. Benim telefonlarımı açmadı. Yani o kadar yazdım ettim. Bunda niye en sonunda da zaten annesi, niye çağırıyorsun? Annesine niye çağırıyorsun ısrarla? Gel. Ya
çok bağlandığımızdan dolayı biz ona artık gel gel diye, yani ne yapacaksın orada, gel burada kal. Yani burada zaten çalışıyordu. Kaynak işini de öğrenmişti yani, artık bir eline mesleği olacaktı onun. Sevgili seyirciler, ekranda Fatih Aydın'ın fotoğrafını vereyim. Ne zaman geleceksin? Ahmet, seni buraya bekliyorum. Ülkü sana yardımcı olacak gelmen konusunda. Hayatında üç etkili insan fakat Fatih ortada yok. Mahmut Bey, baba olarak size de soruyorum. O gece en son kavgayı yapan, sabah işe başlayacaksın diyen sizsiniz. Siz alkollü olduğunuzu ve hatırlamadığını söylüyorsunuz ve bu noktaya geliyorsunuz. Annesinin elini öpüyor ve gidiyor. Ahmet'e sordum. Oğlunuzun başına bir şey mi geldi? Kendine mi zarar verdi? Yoksa saklanıyor mu? Vallahi kredi kartları falan var. Hiç mi kredi kartını kullanmıyor? Hiç mi bu bir şey kullanmıyor? Gerçi telefonda onlar gözüküyordu. Hesaplarına falan hep para yatırdı bunlar, arkadaşları falan Esra Hanım. Onlara da hiç bakılmadı. Tamam, yani hiçbir işlemini yapmayan bu Fatih saklanıyor mu? Kendine mi zarar verdi yoksa başına daha kötü bir şey mi geldi? Ben çok endişeleniyorum başına bir şey geldiğinden. Birileri ona zarar verdi. Evet, öyle düşünüyorum. Sizce? Ben diyorum birileri şey mi koydu acaba? Evet. Tutuyor mu birileri? Niye bu annesini niye aramadı? Yani ondan diyorum yani, ya arayabilir, diyebilir ki anne ben buradayım, tamam bitti. Annesi bana söylemesine de gerek yok. Yani tamam, senin haberin olmasın, Fatih burada der bana zaten. Olay kapanırdı yani. 7 Temmuz'dan beri tam 91 gündür kayıp olan Fatih Aydın'ı tanıyan bilenlerin bilgisi ve ihbarı bizim için çok kıymetli olacak. Yarın bu savcılıkta annenin oğlumun etrafında madde, yasaklı madde kullanan, ona kullandıran tehlikeli insanlar olduğunu düşünüyorum. Ve oğlumun başına bir şey geldiği kanaatindeyim şikayeti var. O kişiler kimler? Hayatında o yasaklı maddeyi Fatih'e temin eden ve bağlantıda olduğu kişilerin kimler olduğunu da konuşacağız. Bazı isimler var. O isimleri de yarın teker teker açacağız sevgili seyirciler. Hep beraber Fatih'le ilgili gerçekleri öğrenmek için adım adım gideceğiz. Anne de baba da burada, bu çocuğu arayacağız. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.